6. Kısım Emirdağ Hayatı Mukaddime Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı neticesi olarak Risale-i Nur, Ekser vilayet, kasaba ve köylerde yayılmış ve nur talebeleri kısa bir zamanda yüzbinlerin fevkinde çoğalmıştır. Risaleler teksir ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet içinde 1947 senesi sonlarında üstad ve talebeleri üçüncü defa olarak tekrar hapse alınmıştır. Evvela 3 sene kadar Emirdağ'ında ikamet edebilen Said Nursi, hapisten sonra tekrar Emirdağ'ında 3-4 sene kadar kalmış ve sonra Isparta'ya yerleşmiştir. Ve şimdi 90 yaşına yaklaşan ve tevdili havaya çok muhtaç olan Üstad, ara sıra Emirdağ'ına gelip ikametgahı olan Dershane-i Nuriye'de kalmaktadır. Şimdilik Emirdağ hayatının ilk kısmı ki Afyon hapsine kadar olan safhası zikredilecek. Bilahare Afyon hapsini müteakip, tekrar Emirdağ'ındaki hayatı, hizmet-i nuriyesi beyan edilecektir. Emirdağ'ındaki hayatı, evvelki hayatına nispeten çok daha şaşalıdır. Hem musibet ve ithamlara daha ziyade hedef olmuş, daimi tarassuda, hatta imhaya maruz kalmıştır. Bununla beraber Risale-i Nur, geniş dairede yayılmış, üniversite, memurlar ve ehli siyaset muhitinde okunmaya başlanmıştır. Üstadın Emir Dağı'na nefhinden sonra aleyhinde pek insafsızca iftiralar yapıldığı ve çok geniş bir dairede yalanlarla isnatlara girişildiği münasebetiyle ve nurların harika neşri dolayısıyla bir hakikati bu mukaddimede beyan etmek lazım geldi. Şöyle ki, Bizim Said Nursi'nin aynı hakikat olan ahval ve harekat ve hizmetinde görünen harikaları beyan etmemizden muradımız, okuyucuların nazarı istigraplarını celbedip, Haşa Bediüzzaman'ın fani şahsını insanlığın alkış tufanına tutmak değil. Belki onun şahsını ve hizmetini insafsızca iftira ve yalanlarla lekedar etmek isteyen ve dolayısıyla Risale-i Nur'un hizmeti imaniyesine set çekmeye çalışanların mukabilinde Risale-i Nur'un nurlu, müessir ve saadet feşan hizmetini belirtmek için Kur'an'ın bir şakirdi ve Hazreti Peygamber'in bir ümmeti ve Allah'ın bir abdi olarak nail olduğu ikramları zikrediyoruz. Din düşmanlarının bahanelerle taarruzunu ve insafsız hücumlarını red ve bir masumun masumiyetini beyan ediyoruz. Hatta diyebiliriz ki, tarihte zaman gibi iklaf hakikat olarak düşünce ve mefkure, hizmet ve gayesinin tam zıddında şiddetli itham ve isnatlara maruz kalmış bir kimse yok gibidir. Panzehire zehir isnat etmek gibi, bu milleti ve gelecek nesilleri anarşilikten, dinsizlikten, ahlaksızlıktan muhafaza niyet ve harekatına, sırf imansızlıktan neşededen bir dalalet divaneliğiyle vatana ihanet, gençliği irticaya sevk ve zehirlemek itamını yapmak ne kadar acı ve ehli insafa ağlatacak elin bir vaziyet olduğu bedihidir. İşte zaman bir değil, yüz değil, binler defa böyle hılâf-ı hakikat itamlara duçar olmuş bir masumdur. Hizmetinde böyle olduğu gibi, hususi ahval ve ahlakı noktasında da, ahlak-ı hamidenin en müstesna örneklerini yaşatmış, edep ve iffetin en şaheser numunelerini nefsinde gösterebilmiş, bir nezahet ve hüsnü hulk abidesidir. Hizmetini ifa eden, dahili ve harici hayat ve efaline aşina olan, talebe ve hizmetkarları olan bizler, en yüksek sesimizle ilan ederiz ki, Üstadın Kur'an'dan alıp ehli iman ve insaniyetin istifadesine arz ettiği ulum i imaniyedeki üstadlığı gibi, en ince muamelat ve ahvalinde ve hususi hayatında da Kur'an-ı Hakim'in hüsnü hulk olarak tarif ettiği ve yüksek bir velayetin tereşuatı olan asar ve daimi yüksek bir huzur görünür. Her zaman için her haline nazarı dikkat ve ferasetle bakan ehli kalp ve erbabı fazilet onun kalbi münevverinin bir şemse hakikat ve marifet halinde şule feşan olduğunu ve bir derya halinde daimi temevvücde bulunduğunu kemal hayretle görmekte ve İslamiyet ağacının bu son ve kamil meyve-i münevveriyle zemin ve zamanın iftihar etmekte olduğunu duyurmaktadırlar. Ey suyi niyetleriyle ve kendi menfi ruhlarına kıyasla bu ahlak, edep, İman, marifet ve hakikat abidesine dil uzatan ve şeytanları dahi utandıracak derecede iftiralarla bu fazilet timsalini yok etmeye, tezbire çalışmış bedbahtlar. Bu zata karşı savurmak istediğiniz iftiralar, saçtığınız zehirler para etmedi. Hak nurunu yaktı ve parlattı. O nur ile alemleri ziyadar eyledi. Siz ise zelil ve manen insaniyetin menfurusunuz. Size yazıklar olsun.'' İnsan libasını taşımanızdaki sizin için elim ve fecidir. Buna rağmen sizin için bir necat kapısı var. O kapıyı çalsanız belki kurtulursunuz. Said Nursi ahdetmiş ve ilan etmiş ki benim idamıma çalışanlardaki eğer Risale-i Nur'la imanlarını kurtarsalar, Risale-i Nur'a sarılsalar kardeşlerim siz şahit olunuz ben onlara hakkımı helal ediyorum. Evet onu mahkum etmek isteyenlerden çoğu ve ekser aleyhinde bulunanlar bugün ona dost olduğu gibi tezvir ve iftirada bulunan sizler de nedamet etseniz, nur derslerine kulak verseniz ümit edilir ki o şefkat kahramanı sizin için, affınız için dua eder, niyaz eder. Evet Said Nursi öyle eşsiz bir kahramandır ki bu kahramanlığını harp meydanında, mahkeme sandalyesinde müstebitlere karşı gösterdiği halde, Gelin siz düşmanları ve onu yok etmek için çalışanlardan nura müteveccih olanların selamet ve kurtuluşu için el açıp gözyaşlarıyla nasıl niyaz ettiğini görün. Ve onun yüksek bir tevazu ile milletin her tabakasıyla nasıl kemal şefkatle muamelede bulunduğunu anlayın. İnsanlığın ulvi mertebesini bu zatla seyreyleyin. Onun hakkında senakar sözler, takdirler ehli dünyanın alkışlanması evinden değildir hakikati kainatın bu ekmel insana ve insanın yüksek kıymetini, Müslümanlığın hakiki tezahürünü temsil eden manevi şahsiyetine karşı olan takdir ve tebriğine bir iştiraktır. Evet Said Nursi, temsil ve terennüm ettiği envar hakikat itibariyle yalnız insanlık değil, belki alem bütün enva ve ecnasıyla alkışlıyor, tebrik ediyor. Evet hizmet-i imaniyesini mazi, müstakbel takdir ediyor.'' Evet Said Nursi, Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti insaniyede derc ettiği hadsiz enva kemalatın hepsinde en ileri ve en mükemmeldir. Bazen yüksek dağ başlarında, büyük kayalıklar arasında gezer, yalnız başına sessiz dolaşır. Bazen bağ ve bahçeleri, nebatat ve hayvanatı temaşa ve tefekkür edip, sonra dönüp, şehre inip, en büyük siyasi içtimalarda gayet beli ve makulane hitabeler, ahlaki, edebi nutuklar irade edebilen cevval bir ruh haletini taşırdı. Hürriyetten evvel ve sonra şarktaki hayatı ve İstanbul'daki feveranlı hayatı buna bir şahittir. Bir yanda şarkı Anadolu'da aşiretler arasında seyahatle onlara ahlaki ve imani dersler öğütler verirken, diğer yanda Şam'da allamelere siyaset-i İslamiye noktasında en keskin ve isabetli görüş ve teşhislerle Müslümanların terakki ve kemalatının esaslarını tespit edip, 350 milyon Müslümanın saadetinin fecri sadıkını haber veriyordu. Hem meşrutiyet zamanında meclisi mebusana hitabesi ve gazetelerdeki makaleleriyle Kur'an'ın kutsi kanun esasiyesinin vaz ve tatbikinin milleti İslamiye'ye iki cihanın saadetini kazandırıp hakiki kemalat ve terakkiye medar olacağını haykırıyor ve bu efkarının divan-ı harbi örfide de kahramanca müdafasını yapıyordu. İşte bir nebze beyan edilen ahvali ve hizmetleri delaletiyle bu harika zat adeta muhtelif istidat ve ayrı ayrı zeka ve kabiliyetlerden müteşekkil bir cemaat mahiyetindeydi. İslamiyetin zuhurundan itibaren 1300 yıl içinde gelip geçen ve İslamiyet şecereyi nuraniyesinin çeşitli çiçek ve meyveleri olarak asırları tezyin eden umum ehli hak ve zekavetin kemalat ve güzelliklerine sahip olmuş, nişan ve formalarını takmış gibiydi. Sanki ulum ve marifi İslamiye bu zat vasıtasıyla yeni baştan ihya ediliyordu. Büyük peygamberin ders ve irşadıyla hakikate ulaşan ve kemalatta terakki eden ve her biri cemaati İslamiye'den bir tayfeyi, daireyi temvir ve irşadında yürüten kutsi üstadlar, alim ve müçtehitler, ayrı ayrı meslek ve ilimlerine bu zatı varis tayin etmişler gibi, mazinin bütün mehasin ve meziyetlerini giyinerek, asrımızda ortaya çıkan bu harikayı zaman Said Nursi Hazretleri, böylece Kur'an namına Risale-i Nur'la giriştiği dini hizmet ve cihad-ı manevisiyle, bir cemaatin, yüksek bir heyetin, belki muazzam bir ordunun yapabileceği vazifeleri, külli hizmetleri izni ilahiyle yapmıştır.'' İslamiyet nurundan ve iman kardeşliğinden gelen bir kuvvet ve rabıta ile teşkil ettiği nur şakirtleri şahs-ı ehl ehli dalaletin cemaatle hücumuna mukabil çıkmış. Bu surette müminlerin noktayı istinadı, kızıl tehlikenin bu vatanı istilasına karşı Kur'ani bir set ve alemi İslam'ın kahraman Türk milletine eskisi gibi muhabbet, kuvvet ve ittifakının medarı olmuştur. Evet Said Nursi, gayet cami bir istidada malik bir zattır. Bu istidatların hepsinde çok ileri gitmiştir. Cüz ile küllü, afakın en geniş dairesi ile enfüsi dairesini, mesela zerre ile saman yolunu beraberce dikkatle tetkik eder. Onlardaki envâr-ı tevhidi görür, gösterir ve ispat eder. Bir yandan alemi İslam ve insaniyete uzanan külli hizmeti imaniye ile meşgul, bir yandan inziva hayatı geçirerek kalem kudretin mektubatı olan fıtratın antika eserlerini, sanat-ı ilahiyenin mucizelerini temaşa ve tefekkür ile kitab-ı kainatı mütalaa eder. Ve böylece her gün bu müteaddit ulvi vazifeleri yaparak, marifet-i ilahiye ve huzurun nihayetsiz ezbak ve envarında terakki eder. İşte bu hâleti ruhiye ve ahval kusiye, üstadın hayatının her safhasında müşahede edildiği gibi, Emir Dağı'nda geçirdiği hayatı da hep bu meskur mana ile doludur. Laikalardaki mektuplarda bir derece beyan edilmişse de nakıstır. Bu de ancak denizden bir katrecik ile iktifa edilmiştir. Said Nursi'nin Denizli hapsinden tahliyesi ve emirdağına nefiye Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin Haziran 1944 tarihli beraat kararı ile hapisten tahliye olunan nur talebeleri memleketlerine gitmişler. Üstad ise Ankara'dan bir emir alıncaya kadar Denizli'de Şehir Otelinde kalmıştır. Risale-i Nur talebelerinin hapsi ve muhakemeleri münasebetiyle Denizli halkı Risale-i Nur'la alakadar olmuştur. Adliyede 2-3 zat mahkeme sefati esnasında Nur'lara yakından alakadarlık göstermişler ve Denizli neşrine çalışmışlardır. Bilahare Nur Dairesi'nde Hakime Adil unvanıyla anılan mahkeme reisi ve azaları ve hizmetleri dokunan hamiyetperverler, adilane karar ve gayretleriyle bütün ehli imanın sürurne vesile olmak gibi manevi ve ebedi parlak bir makam kazanmışlardır. Said Nursi, Denizli'de iki ay kaldıktan sonra Afyon vilayetinin Emirdağ kazasında ikamete memur edilir. Emirdağ'a 1944 senesi Ağustos ayında nefyedilir. İlk önce 15 gün kadar bir otelde kalır. Sonra kira ile bir eve yerleşir. Ev kirasını da kendisi verir. Emir Dağındaki hayatı şöyle hulasa olunabilir: Daimi tarassut altındadır. Mahkemeden beraat kazanması ve eserlerinin iade edilmesine rağmen serbest bırakılmış değildir. Eskisinden daha ziyade kontrol ve mütemadiyen pencere ve kapısından nezarete maruzdur. Mektuplarında da beyan ettiği gibi Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısını bazen bir günde Emir Dağı'nda çekiyordu. Üstada yapılan bet muameleler ve takınılan tavır Emir Dağı ahalisince yakından bilinmektedir. Denizli Mahkemesi'nin beraati üzerine mahkeme eliyle nurların intişarına ve Sait Nursi'nin hizmet-i imaniyesine set çekemeyen gizli dinsizlik komiteleri bu defa başka yollardan idari makamları evhamlandırıp aleyhi geçirerek hatta imhasına kadar çalışıyorlardı. Bu plan katiydi. Bir bekçi kapısı önünden ayrılmazdı. Üstad ile görüşebilmek pek müşküldü. Emirdağ'ında ilk defa üstadla yakından alakadar olan çalışkanlar hanedanı, kasabalarına nef edilen bu alim ve fazıl ihtiyar zata yakından dostluk göstermişler, hizmetine koşmuşlar, sırf lillah için olan bu irtibatlarını sui tefsir edenlerin yalan ve tezviratına aldırmayarak alakalarını gevşetmemişlerdi. Çalışkanlarla beraber Emir birçok sadık müminler Nura talebe olmuşlar. Üstadın hizmet nuriyesine iştirak etmişler. Haşiye, bugün Emir Dağı halkı umumiyette nurlara dost ve taraftardır. Pek çok talebesi vardır. Emir ve civar köylerde nur dersleri okunmaktadır. Nur Risalelerini okuyup yazmaya ve etrafa neşre başlamışlardı. Üstadın Emir ikametinden sonra Risale-i Nur'un dersleriyle Kalkın mühim bir kısmının ilim, iman, ahlak ve fazilet bakımından terakki ettiği herkesçe malum olduğu gibi resmi zatların ikrarıyla da sabittir. Haşiye Üstad Said Nursi, Emri bir dershane-i Nuriye manasında kabul ettiğini söyler. Sav, Barla, Emir Dağı, Eflani gibi nurların ekseriyetle yayılıp okunduğu kasaba ve köyleri birer dershane-i Nuriye ünvanıyla yad eder. Ve kendi Nurs gibi sağ ve ölü umum ahalesine masum çocuklar ve mübarek hanımlarına dua eder, manevi kazancına hissedar eder. Emir Dağı talebeleri, üstadın Emirdağındaki hayatına dair diyorlar ki, Üstad Emir daimi tarasut altında bulunuyordu. Açık havalarda gezmeye çıkardı. Üstadın bahar ve yaz mevsimlerinde mutlaka kırlara çıkmak adetiydi. Yalnız başına gider, birkaç saat kalır, sonra evine dönerdi. Kırlara çıktığı zaman çok defa arkasından takip ettirilirdi. Bazen bekçiler, bazen jandarmalar takip ederdi. Hatta bir defa arkasından kurşun attırılmış fakat isabet etmemiştir. Bir gün bir resmi memur arkasından koşarak dışarı çıkmak yasak, başına bere koyamazsın, sarık saramazsın diye mütehakkimane ve mütecavizane ifadeler kullanmış, Üstad da geriye dönmüştür. Bu tarz muameleler çoktur. Üstadın Emirdağ'daki hizmeti ve meşgalesi başka yerlerde olduğu gibi yalnız bir vazifeye münhasır değildi. Gerek lahikalardaki mektuplardan, gerek ziyaretine gelen dostların ve eski ilim arkadaşları ve talebelerinin ihbarından ve gerekse de kendine yakından alakadar olan talebe, komşu ve halkların müşahedatından anlaşılıyor ki, Hakk'a müteveccih, hakikatten nebahan eden müteaddit hizmetleri, vazifeleri vardı. Ve her bir günde de bu vazifelerini ifaya çalışırdı. Hakayk-ı Kur'an'ın nurları olan sözler, lemalar gibi eserlerini telif, tasih ve neşir ile meşgul olmakla beraber, kelimat kudret olan masnuat ve mevcudatı seyir ve temaşaya, kitab-ı kainatı mütalaya çok müştakidi. Zemin yüzünde yazılan, bahar sayfasında teşhir edilen Rahmet ve Hikmet'in mucizeli eserlerini, eşkar ve nebatat ve hayvanattaki sanat-ı ilahiyenin harikalarını, simalarında parıldayan tevhid sikkelerini okumaya ziyadesiyle meftun idi. Böylece hakayık imaniyenin, marifetullahın nihayetsiz ufuklarında, hakka lekin mertebesinde kanat açıp geziyordu. Esasen Kur'an'dan aldığı mesleğinin bir esası tefekkürdür. Eserlerinde insanı daima tefekküre sevk eder ve tefekkürü ders verir. İlim ve tefekkür ile kazanılan marifet ilahiyenin ruh için kainat üsatinde bir genişlik temin ettiğini ve ve fi kulli şeyin lehu aya tedullu ala ennehu vahid her bir şeyde sani vahide işaretler delil ve ayetler bulunduğunu ifade eder. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin sırrına göre hareket ederdi.